Arkadaşlar bak kepek bu şekilde. Kepek. Değişik bir şekile şöyle benziyor. Giyeyim. Bak rengi de farklı. Çabuk gel satmaydın mı? Buraya bir daha. Dur ana ben çıkarmak istiyorum onu. Oy çok keyifli. Bak. Çok güzel. Göveri çapalamayı özlemişim ana kız. Emine yengeminkiler de çapalayın bari. Evde dura dura iş yapmayı özlemişim. Gerçi evde boş durulmuyor. Evin işi bitmiyor ama. Bu iş gibi değil. Her gün aynı iş oluyor evde. Yemek, çamaşır, bulaşık, ev temizliği. Öyle işte sevgili izleyenler. Hava serinledi. Anamla evden çıktık. Fasıllara bak ya. Çapaları aldık. Ne ettireceksin ana bana? Daha sonra karık çapını atacağım. Karık mı yaptıracaksın? Hmm. Ne var orada? Orada domates başladım. Sonra eve... Güzün eve koma. Son domatesi. Son domatesi. Bunlar geçecek, o çıkacak. Şu büyük olanlar, erken ekilen domatesler geçtiği zaman gök yemek ya, için. O da dökmüşler. Onlar dökmüş. Evet. Bakayım son domateslerine. Allah, bakmıyor. Ana daha bunlar yeni tutuyor gı. Aha bak. Küçük küçük. Hayvan gübresi atan birazcık. Toprağı sıkı. Bir tanesi tutmamış, kurumuş. Böce mi kesti bilmiyorum. Bilmiyorum. Hemen şöyle otlağını kesip düzeltmiş. Üstün körü anam. Aşılamış son domateslerini. Ben de şimdi garık yapıvereceğim anama. Kuş kapan kaptı hemen bak şalvarım ana. Aha bak. Bazı yerlerde buna yapışkan diyorlar da. Bazı yerlerde kuş kapan. Şöyle bir ot. Bizim köyde de buna ne diyorlar ana? Kedi kuyruğu. Çok da sert değil galiba. Sert değil ama. Sıcakta mı gelmişiz ana gı? Sıcak mı? Gün açtı mı? Gün açtı. Güneşe baksana. Acele ediyor ana. Sıcak daha hava. Ben çapalayayım ana. Dayım sulayıvermiş. Dün göverileri suluyordu yengemden dayım. Bak burayı da sulayıvermiş. Yumuşamış güzel olmuş. Şu biber garı senin değil mi ana? Çanak ben bakarsın. Biberler de fazla gelişmemiş sanki. Anamın bahçe turu. Bu tarafa fasulye ekmişin. Ne fasulyesiymiş ana bununla? Çomaksız fasulye. Yerde döken. Bak bu kundura otları burada da çıkmış ana. Çim gibi bir şey. Şöyle kundura. Şuna gan yaşı. Gan yaşı her türlü ot var. Fatma abla verdi bunun tohumunu ha? Ha nasıl bir şey acaba? Böyle sarı sarı kılçıksız oluyor. Onlardan mı acaba? Semiz otları kaynamış ana bak taze taze ama küçük daha. Salatasını yaparız, turşusunu yaparız. Bulgurlu yemeğini yaparız. Patlıcan karının kenarına da ekmişim domates. Anam böyle iki sıra patlıcan ekmiş. Orta yerine pırasa haşlamış. Pırasa dikmiş yani. Şöyle. Patlıcanlar çiçek açmış ana. Hepsi değil ama bazıları. Mor çiçek. Tarlanın eni geniş ya bayağı uzun karıkların.
Karpuz çekirdeğini sen mi attın ana, kendiliğinden mi bitmiş burada? Kendinden bitmiş. Çekirdeğe düşmüş. Domatesler dökmeye başlamış maşallah ana. Yengem bir tane dün kızarmış da kopardı. Çocuklara koparıverdi. Niye? Domatesi. Niye? Aşağıda. O şeydir, sırık domates. He, sırık domatesi. Onlarda yoktu. He, seninkinden yeni döküyor, daha küçük küçük. Sırıktır, ama pek güzel maşallah. Senin fasulyeler de dökmüş ana bak. Yere döken fasulye. Maşallah çangal çangal ana kız. Şöyle. Yerde döken fasulye. Sırık fasulyeleri de çiçekte. Kuşlar yiyordu ya ana bir ara bunu. Çiçeklerini. Yiyordur. Korkuluk mu yapsak acaba? Biz karık deriz böyle. Sıra sıra ekilen düzenlemeye karık deriz. Bahçe dayımın bahçesi. Anam sadece sulu tarlası olmadığı için oraya dayım yap demiş. Birer karık domates, biber, patlıcan ekmiş anam da. Şu çomak fasulyesinden, bu karıktan şu tarafı anamın. Anamın göverleri. Yani anamın sebze bahçesi. Tabak kimin ana? Tabak. Dayımın. Tabak da dayımınız. Bal kabakları daha yeni döküyor. Yani küçük küçük. Yumruk gibi. Portakal gibi. Şöyle bir sıra bal kabağı yapmış dayım, yengem. Yine burası pırasa garı. Baştan başa pırasa ekmiş yengem. Yine yengemin patlıcanları, dayımın yengemin patlıcanları. Ama otlanmış, kirazları çok olduğu için kiraz toplamaktan yetişemiyorlar, yazık. Şunlar gara sirken. Gara sirken deriz biz. Şunlar da aksırken. Semiz otları pek güzel olmuş maşallah. Maşallah. Birazcık kopartalım da salatasını yapalım. Akşama yoğurtlu, sarımsaklı salatası pek güzel olur. Taze taze, çıtır çıtır, doğal. Kendiliğinden çıkan semizlerden, doğal semiz. Şöyle yolayım da. Evde keserim köklerini. Sirkeni de alayım, pek güzelmiş. Tazecik. Kara sirken. Taze taze. Ispanak gibi kavurdum, çok güzel oluyor arkadaşlar bu. Lezzetli oluyor. Çok fazla böyle sulanmıyor. Aksırken olan sulanıyor birazcık. Daha cıvık oluyor yani. Sebzeler sulandığı için içindeki otlar da taze taze, semiz otları. Kartlaşmamış. Şöyle burası bamya garı. Bamyalar daha çiçek açmamış, dökmemiş ama tomurcuk çıkarmışlar. Yakında çiçeklenirler. Yerde döken fasulye yarısına kadar. İlerisi belli zaten, çomak fasulyesi. Sırık fasulyesi de deniliyor. Sırık domatesleri dökmüş. Dün yengem bir tane kopardı kızlara. Ermiş, kızarmış da. İlk domatesi kopardı. Yine burası da dayımın. Yeni sulandı daha. Patatesleri. Kışlık patates.
Tarlanın tabanında da kocaman bir ceviz ağacı. Maşallah pek güzel. Çay kenarında olduğundan çaydan su alıyor herhalde. Şu çime benzeyen otlar çok arsız oluyor. Yol hemen çıkıyor. Ganyaşı gibi, ayrık gibi. Kundura. Kundura otu. Bir şey ekecek mi? Bura boşluk ya burası. Ekmeyecek. Ekmeyecek mi? Ben bunlar boşluk diye bıraktım. Bunlar dökmeye başladım. Ağırlığı badım cemağın üstüne gitmesin. Buraya yatır vereceğim domates. He, şu domatesler büyüyünce bu tarafa eğecek. Anne. Şu karıkların kaşlarını da gazayın bana. Gazı. Otlar çıkmasın, büyümesin. Büyüyünce baş olmaz. Çok derin yapmıyorum. Otlarını kazıyıveriyorum ana. Gazın ya bana. Sirkenle. Nasıl olsa bir şey ekmeyecekmişin ya. Bir tane burada karpuz çıkmış. Onun da hemen boğazını doldurayım da. Doldur da. Güzel olur belki de. Benim olsun o da. Senin olsun o da. Benim de olsun bana. Olsun. Benim de olsun. Senin de olsun. Senin de olsun. Şöyle zarar vermeden. Ülper çabalat derim. Ülper mi der? Güzelce boğazını doldurayım şimdi ben onu. Doldur. Şöyle zarar vermeden dikendeki otları yolayım. Dayımın burada su kuyusu olduğu için anam da sebzelerini, göverlerini buraya etmiş. Yoksa anamın da şurada tarlası var değil mi ana? Tarla çok, su yok. Susuz tarla. Ondan sebze etsin mi olacak? Kurur sulamayınca. Gözlükler de bazen terliyor. Birazcık şurada havalansın. Gözlerimi terletti. Takmıyorum diye bu sefer de gözüm ağrıyor. İyi sen gözlüksüz duruyorsun ana. Alıştım. Alıştın, ben alışamıyorum gözlüksüz. Ya terliyim terliyim. Bir şeyi baktıkça alıştım. Topraklı elimden değmemişim de. Silinecek şey oldu, bir de buhar oldu. Efendim? Peçete aldım. Peçete var da çantada. Şimdi bırakmayayım artık. Oturdu, çıkardım. Otur dinle. Dinlemeyeyim, yorulmadım ya. Evdeydik ya zaten. Dayım sulamış ya yumuşak ana. Yanım sulanmadı. Yok yok, su gelmiş gene yumuşak altı şey. Şu garıklardan taşmış herhalde, göllenmiş. Bak şuralar falan toprağa yaş, bak şöyle. Dayımın suyu bol. Çaydan geliyormuş çünkü. Dalıyormuş, dalıyormuş. Anam da burada. Son domateslerine garık yapıyor. Fazla kendin yorma ana. İstersen dinlen birazcık, ben devam edeyim. Yorulmadın mı? Yorulmadın mı? Ne zaman yenecek kız ana bunlar? Domatesler küçük küçük. Son domates. Herkes yeni başlıyor. Herkes yeni başlıyor. Göğünü. Gıra yağdı mı topluyorsun? Gıra yağdı mı topluyorsun? Gök de olsa toplanıyor. Evde eriyor. Gök domates yemeğe de yapılıyor. Kendiliğinden. Değil mi ana? Kendiliğinden kızarıyor. Gök domatesleri koydun mu eve? Buraya eğret toprak attırdı ya dayım. Ha, motorla farklı yerden getirip eğret toprak. Tarlasının üstüne toprağı attırdı. Taşlı gibi kıtır kıtır. Bilmiyorum, bahçe yerim açtı. Yettiyse buraya çektiler. Odan da buratmışlar ama çok verimli bir toprağa benzemiyor. Ya, buraya bak. Kefir toprak, kefir. Burada altı kapma diye ya da baktı. Keşke kara toprağı attırsaydı dayım buraya. Ne demek kara toprağı? Ya da bunu attırmasa mıydı? O zaman içeri.
Altı da güzel değildi gerçi. Verimli değil diye üstüne toprak attırdı. Bu toprak da pek verimliye benzemiyor. Bakalım göreceğiz bu sene nasıl olacak. Şu biber karını çapalayıvereyim ben. Gevşesin biraz dipleri. Çapaladım da sulandı da. Sulandı da bir daha çapalayan gevşesin. Çok sıkı görünüyor. Ha, gübresi az gelmiş. Çılak çılak tutmuş onu. Olmazsınız da. Olur olur. Olduğu kadar. Yeter, yiyecek kadar oluyor yine her sene. Otur otur dinle. Dinle oldu mu yeter bana? Yeter ana. İyi Allah razı olsun dayım yine yer vermiş sana da. Allah sağlıkla yemeği nasip etsin. Göveri çapalamayı özlemişim ana kız. Emine yengeminkiler de çapalayın bari. Evde dura dura iş yapmayı özlemişim. Gerçi evde boş durulmuyor, evin işi bitmiyor ama. Bu iş gibi değil. Her gün aynı iş oluyor evde. Yemek, çamaşır, bulaşık, ev temizliği. Öyle işte sevgili izleyenler. Tutana iş çok. Çapaladım burayı da. Burasına bir şey ekilmeyecekmiş arkadaşlar. Anam böyle boşluk bırakmış. Şu domatesler büyüdüğü zaman patlıcanların üzerine gitmesin diye şöyle bu tarafa boşluğa yatıracakmış. Ya bak taş anam. Kalmış, onu bulamam. Öyle, hangisi ana? Önündeki domates. Şu mu? Hı hı. Şu. Toprak çekmeyin. Toprak çekmeyin şöyle. Ay, yatmasın bir daha. Hı. Tamam. Hı, bu tarafa şöyle eği verecek. Eği kökleri oradan su alacak. Belki şöyle araya girer toplarsın ona. Boşluktan şuradan hı, domatesleri. Bak daha dün suladı dayım bunları. Sıcak çok ya hemen kurutmuş. Ama tavlanmış hemen bir çapalayıvereyim de çatlamış bak. Hı. Sıkmasın toprak. Ne biber ana bunlar? Gül şunlar. Bilmem adı ne de ben de. Gül gibi oluyor öyle. Gül gibi. Turşu yapılıyor öyle. Küçük küçük. Şey, turşu gibi. Acı. Süs biberin gül şeklinde olanı ana. Hoca varsın. Köy hocasının eşim verdi. Köyünden o, getirmiştir belki. Yok ya daha gül falan şey diyorlar. Kurtular geçen sene. Sofrada çiçek gibi. Acı. Acı işte. Saplı falan kuruyorsun onu. Çiçek gibi, gül gibi şöyle. Gül şeklinde. Tatlısı da vardır. Vardır aslında. Ben geçen sene aldım da 1 kilo pazardan. Aynı gül şeklinde. Acıydı. Ha. Yaslı yaslı. Yol kenarlarında ot çok ya. Nasıl yayılıyorlar bak koyunlar. Kirazları bitirdin herhalde. Ha, maşallah. Ak kiraz yok muydu sizin? Bitti. Yaykında falan alımı durmuş. Akşam yengemle konuştuk da. Yaykında bugün almıyorlarmış ak kiraz. Alan kişi mi? Ha. Kirazcıyı. Aa, niye dövdüler ki? Duymadım ana ben. Helikopterle mi götürmüşler? Allah Allah ben niye duymadım hiç? Ben yoğdum. Hiç duymadım ya. Ümmü Gülsün mü söyledi? Çıkmıştır aralarında bir problem. Hayvan gübresi birazcık kovaya dolduracağım. Kovayla biberlere dökeceğim. Biberler fazla gelişmemiş. Şöyle birazcık gübre döktükten sonra çapa yapacağız. Gül biber. Bakalım nasıl bir şey olacak.
Sık etmişim onu. Sapıken sattıydım ben. Buraya bir daha sattım. Rekine döksem çapını ben de kova daha döksem iyi gelecek. Üç kova. Toprak falan yeler. Belli bak domatesler bile. Hobaşlar iyi. Yeter ya. Yeter. Koparsa da dökersek sıcakta yanar, yakar. At at. Killi toprak gibi bir şey bu. Kefir toprak. Dayım tarlanın toprağı verimli değildi. Toprak attırdı üstüne. Ama o toprak da çok verimli toprağa benzemiyor. Bak. Valla bazı yerine yüzü geçiriyorlar. Ha. Bazı yerine. Bak. Taş gibi böyle ama. Sanki kil gibi. Taş da değil, toprak da değil. Böyle kefir. Kesik kesik. Ha, ondan sıkı. İnşallah hayvan gübresini attıktan sonra kabarır biraz sulayınca da. Büyürle. Hı, gübreyle bir güzel karıştı toprak. Güzel oldu. Bu sivri biber mi ana? Şey de, ya, karışık yani. Hı. Olsun. Şöyle arkadaşlar hayvan gübresinden toprak güzelce karıştı çapalayınca. Dayım da bunları dün suladıydı zaten. Şöyle kabarttık. Sertleşmiş toprak sulayınca, kabartınca güzel oldu. Çapaladım, bitirdim ana. Şöyle upuzun karık tarlanın baştan başına. Hayvan gübresi attım. Burayı çapaladım. Bu biberleri. Sonra bu karığı da çapaladım. Şöyle. Bu da baştan başa. Sen de son domatesleri mi yapıyorsun ana? Evet. Son, son domates. Son domatesi. Öyle ana. En son o yapılıyor ya. Devam edeyim ben? Yorulduysam. Domatesler küçük yana, çok fazla derin yapma. Biraz daha büyüsün, tekrar çapalarız. Çapalarız yer mi? Kökleri kayıveri. Kökleri hani. Daha tam tutmamış çünkü. Evet. Çok tutmamış daha. Sağlamlaşmamış yani. İyi oldu bak. Ha. Ters verdi. Hayvan gübresine ters derler bizim buralarda. Kütahya Pazarlar tarafında. Gübre diye hazır gübre ediyoruz. Doğal gübre. Abla görüyor musun altında? Baba, buna kök neresin gördün? Sert. Taş. Belki bu sene yeni yana, ondan olabilir. Yeni bu batağı olsun. Çok derin yapma ana. Kökleri daha onların kök atmamış ya, derinde değildir. Nerede? Tersi karıştı. Biraz domatesler canlansın, büyüsün. Sonra bir daha çapa yaparız. Biberler de ben yaptım. İyi oldu. Yalınız bitiremezdin ana. Bitiremezdin. Ayrık otu. Azıcık toprağa değse kuru haliyle bile tutunuyor hemen. Ayrık otu. Bir sene sonra toprağa değmiş de
Eyvah demiş, ecel etmişim demiş. Hmm. Bir sene sonra. Ayrık mı demiş, gan yaşı mı? Ayrık da gan yaşı. Hmm. Ecel etmişim demiş. İkisi de çok arsız otlar ya. Ayrık. Ayrık. O da öyle uzun. Buradaysa öyle kaş yerine saçak atıyor. Bunları çok sık etmişsin be ana. Bunlar acık. O da kınarda yolup görmedi. Aralarda birer tane olmasa iyiymiş. İkinci yolmayın. Su yok. İyice göllendirip sonra çekeceksin. Su dökmesin. Yok. Kopabilir. Dayım sulayınca böyle göllendiriyor ya, o buraya zaman. Hemen aşılayacağım. Ekleyeceğim. Aynen, öbür domates garına ekleyeceğim. Koyanda da kaldı. Bir iki tane artık domates de vardı da elatımdan atıyordum. Domates şuradan alıyorum. Semiz çıkıyor her taraftan. Sulanıyor ya. Kurutacağım. Dolaba atacağım biraz. Dolaba attım. Geçen. Güzel oldu mu ana semiz dolapta? Oldu da işte hemen şeyden çıkardım. Buzluktan çıkardın mı hemen dondurmuş şeyleri çözdürmeden pişireceksin. Yoksa yiyemezsin yumuşak. Cıbır. Güzel konuştum. Anam geçen seneki baba dondurduğu şeyleri bitirememiş daha. Çok yapmış ana. Tek başına bitiremedin herhalde. Babacığım. Şöyle gevşetiyorum biraz. Bu şeyle mi? Küçük çapayla yapalım. Yemeğe de yapıverelim dedim. Anam yapıyor. Dolaba donduruyor. Kışın çekmiştim. Ne kadar tertipli, düzenli. Anam. Sonra da bitiremiyor. Yalnız başına. Onu da yerim, bunu da yerim. Geçen seneden kalmış. Onları aç bitir ana. Yapacağımız bir şey var mı daha burada ana? Yok. Şimdi eve mi gideceğiz, yukarı tarlaya mı? Nereye gideceğiz? Buraya hala onların rengini etmeli, bu kuşta tanıtsın. Ya da yeter. Allah bunları yemeği nasip etsin, boş ver artık. Tamam. Yeter, yorma kendini. Allah'tan burası köye yakın da. Gidip gelmeye hemen kolay oluyor. Yormuyor fazla insanı yolu. Kesik tarafı yoruyor. Evet. Yiyeceğin kadar sebze ediliyor bizim köyde. Arkadaşlar. Satmak falan yok, öyle satan yok yani. Bilmiyorum nereye koydum elimden. Çok sık dikmişim. Verimli olmaz öyle. Daha sık oluyor aslında. Ama bu kadar da sık iyi değil ana. Bir karış bile yok. Arası bir karış olsa iyi olur. Göveriler mutlu oldu. Mutlu oldu değil mi ana? Belli oluyor. Çok seyrek çıkmış. Bitmemiş mi? Sıcakta hayvan gübresi yakmasın ana. Suları da yiyinleri çıkmış. O karıya da et. Hangi ne? Daha o biber var. Hangi ne ekti? Patlıcanı mı? Biber ekti. Badırcanı mı? Niye ayrı ekti öyle biberleri? Badırcan gelişmedi. O ya biber karıklarını yan yana niye yapmadın? Badırcanlar olmadıydı. Şefimden kendimiydi. Kendi şeyimden başlıyor. Kim o? Anladım değil mi? Kovayı da kirlettik. Yürüs o da bunlarda geçer. İşte o da biberleri, yani bundan aralarından bir yana domatese kadar edilecek. Azıcık dinlenelim ya. Yorulduk. Yatan bayılıyor. Eve gitmeye mecalin kalmadı herhalde. Kalmadı. Yalnız olsan daha çok yoruldun. Çoğunu ben yapıverdim yine. Gübrelerini attım. Çapasını yaptım. Sen sadece burayı yaptın değil mi? Çapa yoruyor seni. Yaş itibariyle. Sen yaşa gelsin belki ben hiç kalkamayacağım ona. Fesleğene de benziyor bunlar, biberler. Fesleğenin o da ayrılacak da başka kaba dikilecek. Benim saksıda bir sürü fesleğen vardı. Bak ben sana getirecektim, unutmuşum gelirken. Böyle toprak mı olur ya ana? Kil galiba ana bu. Kil değil de kefir. Kefir de.
Kil de kazıyorlar ya oralarda, var bir yerde. Kil işte. Ya da pekmez toprağı desem, yok pekmez toprağı daha beyaz oluyor. Bak pekmez toprağı böyle oluyor. Basma satan. Kil mi varmış? Kil. Arkadaşlar bak kepi bu şekilde. Kepi. Değişik bir şey. Kile benziyor. Bak rengi de farklı. İşleri bitirdik. Oturuyoruz birazcık serinde. Dinleniyoruz. Serinde, hava serinledi. Gündüz çok sıcak oluyor köyde. Önce çalışacağım işte. Evet. Sabah çalıştık sabah erkenden. Beş buçukta mı gelmiştik biz kiraz toplamaya? Hmm. Kirazı olduk. Göverlerimizi çapaladık. Hayvan gübresi attık. İşlerimizi gördük. Şimdi eve gitme vakti. Şimdi eve gitme zamanı artık. Akşam oldu. Köyde yakın zaten. Serinde yavaş geçen yavaş. Geçen sene eremedim de çomakları bu yıl aşağı ettim. Bak onlar da çomaklar geçmişler. Geçmişler. Hı. Sırıklar kısa yani, gelmiş değil mi ona? Kısa gelsin. Dönsünler aşağı. Neden? Eremedim geçen sene. Bir de kırılıyor bu çomakla. Bir de aşağıya. Böyle kısa de birbirine tutuşuyor bak. Tutuşacak. Öyle de tutuşuyor. Öyle de kıyaslayın. Dayım telle bağlamış. Tel mi? Tel galiba. İttir bak. Aşırı etmesin diye, yıkılmasın. Yıkılmasın diye sırıklar. Şu pek güzel olmuş bak, tohumlanmış. Ermemiş daha da. Pazı. Ana şurada bir şeyler var, bu ne ki? Yer elmasına benziyor. Şurada tarlanın orta yerinde. Kız biber fidanına da benziyor. Bilemedim ana bunlar ne? Bir bak bak. Yer elmasının daha büyük yaprakları da bunlar küçük olduğundan mı acaba dedim hani. Oluyor ya. Onlardan mı? Onlardan hora aşıladım da onlar ufak diye bırakıverdiydim. Büyümüş. Dikiveren bunları. Gül biber. Onun turşusu çok güzel oluyor ana. Hı. Biber desem bibere benzemiyor. Biraz burada olmaz çünkü. Sana ikisini ala koyalım. Evet aşılıyor. Biraz benziyor da öbür biberlerin bu kadar geniş olmuyor yaprağı değil mi? Hı. Bak bunun geniş geniş öyle yaprakları. Ondan ben yer elmas zannettim. Yoksa biberi biliyorum yani. Pazı. Domatesler işte dökmüş. Koca görüyor musun? Maşallah ana yerli domatesi bu bak. Yerli domatesi. Yerli domatesi. Görüyor musun? Maşallah maşallah. Ana dökmüş. Ben dedim zaten bak. Döktüğünü görmedeydim. Kokusundan tanıdım. Nasıl bilmişim ana, gördün mü? Yakında kızarı bunda. Anamın bahçesi, anam benim. Ellerine sağlık, ellerine sağlık. Su da koymuşsun ona. Tabaklara döküyor açık. Domateslerin döktüğünü görmemiştim. Sen göstermesin. Ama kokusundan tanıdım biliyor musun? Yapraklarına değince domatesler koktu. Yerli domatesi mis gibi kokuyor. Bunlar çaydan su çekip sulaya. Çaydan. Alim. Emik. Burada bir suyum olsa taş koy versin, sularsın. Patates iken üçer suvarlısa nasıl olurdu? İşte ana senin tarla çok da suyun yok. Ay düşüyordum. Sen yukarıda kapatacaksın, görmedim daha. Nereye, yukarısına mı? Yukarıda kabaklama, tamatislama, çeşneye. Tamam, yarın bir gün de orayı gezeriz. Senin tarla çok, sulu tarlan yok. Yok, tarlam çok kurva, bomboş kuru. O kuruya da gidelim bu bugün. Burası vurdursan dolu. Çıkada takılan vurdurdu çıktı. Kabak burada da var. Onlar görmedim. Gördüm. İyi kıyaslayayım da oraya ettirmiş. Dün ben baktım sulayı vermişler dayım ya. Oradaymış onlar da. Oraya gittiydim. Fasulyeler dökmüş. Küçük küçük olmuşlar. Dökmeye başlamışlar. Yengemden ikisi sulayı vermişler. Allah razı olsun. Aş kabakları. Ana bayağı büyümüş bu. Kopartalım da yemeğini yapalım bunu. Maşallah maşallah. Çok fazla büyümüş. Koparmazsak kartlaşır. Kopartıyorum. Şöyle vuruyorum bak. Koptu bile kütür kütür. Mis gibi aş kabağı. Boş çiçek de çok ana bak. Toplayayım da boş çiçekleri giderken. Kızartı vereyim sana. Boş çiçek belli zaten. Kaban gövdesinden şöyle geliyor. Bomboş. Yani şurada kabağı olması gerekirken kabağı olmamış.
dolu kabağın bu şekilde kabağı var. Boş olanın yok. Soğanlar tohumlarını çıkarmışlar karaca için. Normal yediğimiz soğanlardan, büyük soğanlardan, küçük olanlardan değil, büyük olanlardan bu şekilde anam dikiyor. Onlar tohum çıkarmış, siyah siyah çörek otu gibi tohumları oluyor. O tohumları ekiyor anam. Göstereyim şimdi. Biraz önce gösterdiğim tohumlardan anam ekiyor bu şekilde. Sık sık ekiyor, böyle saçıyor tarlaya, toprağa. Bunlardan küçük küçük soğan oluyor. Şöyle bir tane göstereyim. Yani sık ektiğimiz için büyümüyor. Bunlar küçük küçük kalıyor. Arpacık soğan dediğimiz soğanlardan. Sonra da zamanı gelince bunları kışlık yemek için baş soğanı dikiliyor. Bak bak, küçük kokan atmış, tavadan dökmüş. İki tane. Görüyor küçük mu? Küçük. Yavru gibi. Köken atmış. Aş kabakları. İki tane dökmüş. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ha. Yukarısını. Minik bu minik. Bebek. Güzel inleyle böyle delceğim. Diplerine öyle koy koy vereceğim. Bu şey, dükendikçe de koyacağım bunlara. Çok az del ama. Azıcık hemen. İğneyle delsen bir kere batırsan yeter. Evet, bir kere batırdım mı tip tip deyken her yanına şey olur. Deldin onu sonra dolduracaksın. Su var içinde delmez. Su var. Deler. Isıtıp soku vereceğim. Deler ana. Su varken de deler. Kapağından delsek de olur aslında. Hı. Kapağının şuradan iğne kadar deleceksin. Şöyle iğneyle falan dikeceksin şöyle. Tam kök kısmına. Oradan tip 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 damlayacak, damlama su gibi. Hiç susuz kalmaz o zaman. Bak bu kapağın şey, bak bunlara bak. Bu dıştan geldiydi bunun tohumu bak. Ha. Daha bak. Bak o da var. Kaç tane var bak. Rengi bile değişik. Bu dış. Kara kabak. Çekirdeksiz. Kara kabak. Bak da var onu. Dur hiç hava olmamış. Alacalı var o da. Alacalıyı kopardım ben. Bir de böyle ak oluyordu değil mi? Beyazı sevmem zaten ben karaysa. Bunun cinsi farklı bu ala ala. Alacalı kabak bu. Bunlar boş çiçek. Bak. Boş çiçekleri kızartıverem ben sana toplayayım da. Boş çiçek. Ellerine sağlık. A benim anam. Ellerine sağlık. Hep bunlar emek emek. İş bitmiyor köyde. Biri bitiyor biri başlıyor. Bedava iş çok. Parasız iş bedava iş. Patateslere biraz hastalık gelmiş sanki. Sıcaktan kavrulmuş. Sulanmayınca bir kere sulandı. Oldu, zaten mahta oldu. Su yok, sularılmadı. Şunlar börülcotu değil mi ana? Börülcotu. Bunlar hayvanlar pek seviyor. Seviyor da işte. Şöyle. Yolup yolup bırakacağım. Börülcotu. Yani meğerse bunların otunu yiyeceğim. Uzun uzun oluyor şöyle. Başka yerlerde ne diyorlar çıktı bilmiyorum. Ana otlanıyorlarken olsun. Patatesler çıktı. Şey, bak büyümediler. Bunlar büyüyor. Küçük küçük kalmış yazık. Sus. Şurada da var. Komple çıkar bari onu. Kızartalım. Kabuklu patates yapalım. Mıkır mıkır dökmüş de büyümemiş işte sıcaktan. Annenemin şeylerinden de ediyoruz kapı öyle diyor. Ağzımızda pıt değil. Küçüklerini değil mi? Küçüklerini. Çıkıyor bak dur ana ben çıkarmak istiyorum onu. Oy çok keyifli. Bak. Çok güzel. Bunları hemen yıkacaksın. Böyle ovuştura ovuştura yıkacaksın. Kabuklu kabuklu hemen. Taze taze pek güzel oluyor. Bayağı da çıktı ana bak.